Bu hafta medyada kritik bir süreci değerlendireceğiz. Malum Ergenekon çok konuşuluyor. Peki bu süreçte medya nasıl bir sınav veriyor? Birbirinden değerli konuklarım var. Ben hemen kendilerini takdim ederek başlıyorum. Aslında tabii bütün konuklarımı sizler çok yakından tanıyorsunuz. Öncelikle Akşam Gazetesi yazarı Sayın Serdar Turgut bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şeref verdiniz. Sağ olun. Yine bir başka değerli kalem, çok kıdemli bir kalem, 30 yılı aşkın bir yazın serüveni olan Sayın Nazlı Ilıcak, bu sefer Sabah Gazetesi yazarı olarak takdim ediyorum kendisini. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Aynı şekilde şeref verdiniz. Ve yine bir başka değerli ve kıdemli yazar, Milliyet Gazetesi yazarı Sayın Taha Akyol, değil mi? Sizin de bir 30 yıllık yazın tecrübeniz var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tabii böylesine tecrübeye sahip kalemler olarak sizler böyle kritik süreçleri çok daha sağlıklı şekilde farklı açılardan bakarak değerlendirebilecek isimlersiniz. Çünkü belki de geçmişte benzer süreçleri yaşadınız, benzer sınavları vermek durumunda kaldınız. Ben öncelikle bugünden hareketle Ergenekon sürecinde medya mensuplarının meseleye bakışı, gazetecilik anlamında nasıl bir sınav verdiklerini merak ettiğim için bu soruyla başlamak istiyorum. Örneğin Serdar Bey, siz bu süreçte yöneticilik tecrübeniz de var, yazı tecrübeniz de var. Baskılarla karşılaştınız mı örneğin? Direkt baskı olmadı, hayır. Ama baskıyı hem kendinize yaparsınız hem de manipülasyon vardır, korkunç. Haber sızdırma olduğu için. İki taraftan da, tarafların neyse onlar da açık değil. Sızdırma oluyor mu? Örneğin şöyle bir şey başıma geldi. Akşamı ben yönetirken Ankara büromuza bir telefon geldi. Bunu gazetede biz afişe ettiğimiz için rahat anlatabiliyorum. Bir telefon geldi. Bir zarf bırakacağız size dediler. Nerede bırakacaksınız diye sorunca Genelkurmay'ın önündeki nöbetçi yerine zarfı oraya bırakacağız. Sızdıranlar askerler değil. Askerlerin sızdırılması gibi görünsün diye oraya zarfı koyuyorlar. Ve askerler aleyhine olan bir şey. Çok son derece kritik. Ne yapılır bu konuda? Haber doğru da olabilir içinde. Bir sızdıranın amacı ne? Neden orada veriyor? Askerler içinde bir çatışma mı bu? Yoksa başka fraksiyonlar mı var? Korkunç bir şey. Berbat. Evet. Böyle biz ne yaptık? Bu haber neden sızdırıldı? Nasıl sızdırıldığını birinci sayfada yazdık. Ondan sonra da haberi verdik. O gücü ne istiyorsa öğrensin, baksın dedik. Peki burada gazetecilerin bir başka sorumluluğu da bunun doğruluğunu farklı kaynaklardan kontrol etmek, bu tür konuları nasıl kontrol edeceksiniz? Belalı adamlar birbirleriyle çatışıyorlar. Bugün görüyorsunuz adam, yani tehlikeli adamlar çatışıyorlar. Bunların içinden bilgi almak gerçekten zordur. Sadece ilişkiler kuracaksınız ve onların sızdırdıklarına güveneceksiniz. Bu da çok tehlikelidir. Bu durumda en güzel şey köşe yazarı olmaktır. Kanaatınızı söylersiniz. Evet. Tavır alırsınız. Ergenekon'dan yana ya değil. Askerden yana değil. Bu zıtlaşma da çok yanlış gidiyor şu anda. Beni üzüyor. Türkiye'nin başı maalesef hiç beladan kurtulmuyor. Evet. Ben gözümü açtım, bilinçlendim. Bela içinde buldum kendimi. 12 Mart. Ondan sonra 12 Eylül, ondan 28 Şubat, ondan sonra bu. Hep bir rezalet ve insanın içindeki ateşi öldüren bir süreç, ülke bu. Evet. Yani ne ateşi bu? Ülkeniz için bir şey yapmak istiyorsunuz. Örneğin ben solcu olmuştum, başkası sağcı olur. Çünkü ülkeniz için güzel bir şey yapmak istiyorsunuz. Ama etrafınızda bir takım kötü insanlar sizin üzerinizde oyunlar oynuyorlar. Tabii burada da medya üzerinden dediğiniz gibi gerçekler manipüle edilebiliyor. Bu anlamda gazeteciler ne kadar gazetecilikleri konusunda savunu yapabiliyorlar, tutarlı davranabiliyorlar, doğruluktan hareketle gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar? Yoksa bu manipülasyon karşısında aslında çok da refleksleri gelişmemiş mi? Diyerek şimdi Nazlı Hanım'la devam edelim. Çünkü siz de benzer süreçleri daha önce yaşadınız. Tabii yaşadım. Şimdi bizim bugün medyada bir susurlukçular var, bir ergenekoncular var. Şimdi susurluğu bir zaman savunanlar her nedense Ergenekon'a çok mesafeli davranıyorlar. Bunun tabii iktidar karşıtlığıyla da bir alakası var. O da çok üzücü bir şey. Mesela adalete normal olarak siyasetin bir şekilde bulaşmaması, bulaştırılmaması lazım ama bunu kimse sağlayamamış durumda. Şimdi şöyle bir var. Mesela bir yandaş medya denilen bir medya var. Ama bu yandaş medya aynı zamanda kendisine biz demokrat medyayız çünkü biz Ergenekon'da sonuna kadar gidilsin istiyoruz diyor. Evet. Ama diğer bir kısım medya ki daha ziyade iktidar aleyhtarı, onlar da diyor ki yok bu iktidar kendi siyasi muarızlarını bu Ergenekon torbasının içine atıyor. Tabii bu aynı şekilde kamuoyunu da ikiye bölüyor. Ve herkes kendi inancında samimi. Şimdi bunu özellikle basın mensupları illa manipülasyon için yapmıyor ama kendileri manipüle edilmiş olabilir. Kendilerine bir takım düşüncelerinden arınamadıkları için diyelim ki AK Parti iktidarını Türkiye'nin önüne açacak bir iktidar gibi görenler veya destekleyenler bu Ergenekon meselesinden son derece memnun. Çünkü bir anlamda da bu Ergenekon nedir diye baktığınızda bir darbe hazırlığı öyle algılanıyor bu kısım. Yani diğerleri derken ki bir kısım medya bu iktidarın elinde bir silah muhalefeti ezmek için. Halbuki iktidara destek verdiğini söyleyen kişiler de ilk defa Türkiye'de darbecilerden hesap soruluyor. Evet. Yani bu çok karışık bir mesele. Çünkü kimisi de diyor ki evet darbecilerden hesap sorulurken bu paketin içine aynı zamanda iktidar muarızlarını da koyuyor. Bir anlamda 28 Şubat'la da hesaplaşıyor. Yani diyelim ki Kemal Gürüz'ü de atalım paketin içine. İşte Tuncer Kılınçpaşa'yı da atalım ama öte yandan yani bir şeyler de var. Gömülü silahlar, orada burada karargah evleri, bir takım muazzaf subaylar ister istemez bu meseleye karışmış. Yani çok tabii Ergenekon çok çapraşık bir konu. Bu ister istemez medyaya da yansıyor. Medyamızda her olayda olduğu gibi çok enteresan bir şey. Ak ve kara gibi. Evet, zaten problem de biraz bundan kaynaklanmıyor mu? Yani sizin ortaya koyduğunuz şekilde daha nötr, daha dışarıdan bakan bir anlayışla olaylar analiz edilse daha sağlıklı olmaz mı? Yani illa ak ve kara şeklinde bir kutuplaşmaya gidilmesi aslında medyanın da itibar ve güven kaybına sebebiyet vermez mi? Zaten bu sınavları daha önce verememiş Türk medyası neden hala ders çıkartmaz? Ama çok ders çıkartıldı. Bakın dikkat ederseniz aslında 12 Mart 12 Eylül arasında bambaşka bir kutuplaşma vardı. Ve şimdi mesela biz geriye dönerek baktığımızda hani bu manipülasyonu çok belirgin bir şekilde görüyoruz. İşte beyefendi sol kanatta yer almış. Biz sağ ve milliyetçi denilen kanatta yer alıyorduk. Ve biz kendimiz o zaman bizatihi ideolojik bir çarpışma içindeydik. Hı. O düşman gibi görüyorduk biraz birbirimizi tahmin ediyorum. Yani biz mesela tercüman camiasında işte ne bileyim komünistler Moskova'ya ülkeyi komünizme teslim edecekler. Daha ziyade ülkücülerden tabii yana duruyorduk yani ben. Ve gerçekten o silahla vuruşanların bir bölümünü ya bunlar baksana ülkeyi komünizme teslim etmek isteyenlere karşı vatanı koruyorlar diye bir düşünceye sahiptik. Yani daha sıcak bir çatışmanın içindeydik. Şimdi mesela ne düşünüyoruz? Bak medya manipüle edilebilir. Daha dikkatli davranalım. Ama bu darbe ise ve darbe planları ortaya çıkıyorsa darbeciler aman bundan da buna da göz yummayalım. Yani daha bence mutedil. Yalnız birbirimizi suçlamamamız lazım. Yani işte bu olmuyor. Mesela biz diyoruz ki o sen Ergenekon'a karşı sen darbecisin diyor mesela. Sen olabilir yani şimdi adamı yanlış yani. Mesela birisi diyebilir ki ya bu Kemal Gürüz'ün de kafasına bastırılıp binirilmemesi lazımdı arabaya. Çünkü tamam kafasını muhafaza edebilirsin de kafasına şöyle hani bir de bastırıralım gibi bir hava seziliyor. O zaman benim gibi mesela Ergenekon sonuna kadar gitsin diyenler aynı zamanda hani Kemal Gürüz olsun yanlış şeyler yapmış falan ama onun kafasına bastırılmaması gerekirdi. Hakikaten darbeyle de bir ilişkisi varsa ki bütün profesörlerin 27 Mayıs'ta olmadı mı? Gittiler hizmet sunmadılar mı? Her zaman 12 Eylül'de de Anayasa Mahkemesi üyeleri gidip de Evren ve arkadaşlarına tebrik etmediler. Askeri anayasayı kimler hazırladı? Askeri anayasayı hazırlamadılar mı? Otoriter anayasayı profesöre. Dolayısıyla yani biz her şeyden arınmıştır öğretim üyelerimiz fevkalade insanlardır. Diyemeyiz ama diyemeyiz. Aynı şekilde tabii medya mensupları da her şeyden aranmış diyemeyiz. Her işin içinde. Dediğiniz gibi Serdar Bey'in söylediği bu süreçlerde köşe yazarı olmak daha kolay. Çünkü açıklıkla... Değil hanımefendi. Mesela ben Ergenekon'dan tiksiniyorum diye bir yazı yazdım. Evet. Genel yayın yönetmeniydim o zaman. Buna rağmen başka gazetelerde bana bizim gazeteye Ergenekoncu dediler. Nasıl olabilir? Sizde şey çalışıyordu çünkü birisi biliyorsunuz. Ergenekoncuydu. Onun insan hakları çerçevesini ele aldım o arkadaşı. Tabii ki. Ve evlenince siz işine zaten zannederim son mu verdiniz böyle şey? Çünkü çok abartılı göze sokan bir şey yaptı. Yani içeri düşmüş bu konuda suçlanan bir adam ki onun hakkında da hiç bilgim yoktu. Bilgimiz, evet. Bir gün önceden geldi ben yarın evleniyorum dedi. Onun vereceği public, reklama dayanamayacak bir gazete yani. Evet. O yüzden yani. Evet. Yoksa aşka karışamayız. Peki. Taha Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci, bu kutuplaşmayı? Şimdi önce dünyanın hiçbir itibarlı yahut belli bir düzeye gelmiş ülkesinde her gün 8 sütuna manşet ve sürmanşet veren bir medya yok. Hı. Bu bizim medyamızda istemeyenlerin de mecburen katıldığı bir sansasyon, bir abartma, bir bağırma hastalığının olduğunu gösteriyor. Bugün hiçbir genel yayın müdürü ciddiye, ağırbaşlı bir gazete çıkarmaya cesaret edemez. Çünkü bir tür dellaliye alışkanlığıyla toplum her gün 3. Dünya Savaşı çıktı, şu kadar ölüm oldu, şu battı, şu kalktı, şöyle skandal oldu. Her gün bağıran manşetler istiyor. Satmıyor gazete. Ha, ben onu diyorum. Yani hiçbir genel yayın müdürü ciddi, ağırbaşlı, kılı kırk yaran haberlere bu double check dediğimiz karşılıklı kontrolü yaparak doğruluğunu garantiledikten sonra yahut büyük bir ihtimalle doğru olduğunu garantiledikten sonra yayınlayan bir gazete çıkarmaya cesaret edemez çünkü satmaz. Evet. Pazarda nasıl hem sebzenin üzerinde, meyvanın üzerinde etiketle fiyatı yazılıdır, aynı zamanda da bağırılır. Bizim de bunu yazmamız yetmez, büyük manşetlerle, iri puntolarla bağırmamız gerekir. Rahmetli Sabri Ülgener'in analizidir. Pazarda hem fiyatı yazarız hem de bağırırız. Bu bir az gelişmişlik örneğidir diye. Bu şekilde bir talep neticesinde bütün medyada bu artık televizyonlara da sirayet etti. Bir bağırma, bir dellaliye, insanların sanki sağduyusuna, algılamalarına, idraklerine güvenmeden bir de gözüne sokuyum, kulağına sokuyum diye bir bağırma. Bu ister istemez herkeste bir olayı abartma, bir de taraf alma, taraf olma eğilim uyandırıyor. Bu da içimizdeki ideolojik duygularla örtüştüğü zaman ortaya facia çıkıyor. Herhangi bir Ergenekon soruşturmasındaki gelişmeye ilgili olarak ertesi gün şu gazetenin şöyle manşet vereceğini, öteki gazetenin de böyle manşet vereceğini çok kolaylıkla tahmin edebilirsin. Olay aynı. Birisi olay diyecektir ama ki, çok farklı. Ergenekon soruşturması diye Cumhuriyet tahrip ediliyor anlamında, evet, tavır yapacaktır. Öteki de diyecektir ki görüyor musunuz bu namussuz Ergenekoncular nasıl demokrasiyi ortadan kaldıracaklarmış. Bu maalesef çok kötü bir durum. Bunun yanında Türk basınında eskisine göre daha dengeli bir tavır almak için bir dikkat gelişmesi olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama bu henüz yeterli düzeye gelmedi. Manipülasyon konusunda da biraz önce Serdar Turgut'un verdiği örnek hakikaten çok önemliydi. Eğer bu Ergenekoncular darbe yapmak isteyen alçaklardır, bunların mahvedilmesi lazım diye düşünen bir genel yayın müdürü olsaydı, oh ne güzel yakaladık deyip ertesi gün 8 sütuna manşet. Bütün birinci sayfa onunla doluydu, iç sayfalar onunla doluydu. O istikametteki televizyonlar bağıra bağıra bunu haber veriyordu. Veya bunun aksi olsaydı o vakit belki hiç haber yapmayacaktı. Siz haber yaptınız ama işin background'u da verdiniz. Bunun arkasında bir pislik var, bir koku var. Nasıl çok doğru bir gazeteciliktir o. Şimdi böyle olunca sizin söylediğiniz bir konu karşımıza çıkıyor. Medyanın güvenirliği meselesi. Burada tuhaftır. Toplum hem medyanın bağırmasını istiyor hem de ya çok bağırıyorsun ben sana güvenmiyorum. Ha, burası burada çok bir önemli. Maraz yani var. Okuyucu da kendi görüşünde yazan köşe yazarını iyi köşe yazarı diyor. Eğer kendi görüşünden farklı bir şeyler yazıyorsa o gazete ya da o köşe yazarı zaten o muhtemel bir köşe yazarı değil, güvenilir bir gazete değil. Yani kendi ideolojisini besleyen. Olarak, ben kendi tecrübem olarak şunu söyleyeyim. Ben bu Ergenekon soruşturmasıyla ortaya ciddi bir cerahatın çıktığını, bunun sonuna kadar hukuk ölçüleri içerisinde gidilmesi gerektiğini savunuyorum. Ama bağırmıyorum. Bu yönde bağırılmasını da doğru bulmuyorum. Bu yönde konuşulmasını doğru buluyorum. Fakat bir hukukçu olduğum için de bazı endişelerim de var. Ya ona da değdi, ona da değdi diye hukukun şüphe kavramının ötesinde bir vehim durumuyla böyle bir şeyle ilgisi olamayacak. Fikri beraberliği olsa bile böyle bir örgütlenmeyle, böyle bir terör eğilimiyle, darbe eğilimiyle organik ilişkisi olmayacak kişiler de gözaltına alınıyor mu? Bu konuda çok dikkat etmek gerekir diye bir yazı yazdım ben. Evet. Bu benim hukukçu olmamın gerektirdiği tepki aldınız mı mesela? Böyle bir sen de mi satıldın diye tepki gösterenler oldu. Böyle tepkiler böyle. Halbuki ben Ergenekon'un sonuna kadar gidilmeli diye savunuyorum. Ama bir noktada savcılar dikkat etsin, daha fare doğurmasın. Bir iddianamede diyelim ki 500 sanıklı bir dava açtınız. Hepimiz yaşadık darbe dönemlerinde 500 sanıklı, 1000 sanıklı davaları. O yüzden tutuklandık. Sonunda 500 sanıklı bir davadan 5 kişi mahkum olacaksa bu korkunç bir şeydir. Evet. Siz 500 sanıklı bir dava açıyorsanız bunun sonunda bütün deliller ortaya çıktığında iddia, savunma yapıldıktan sonra bilirkişi incelemeleri her neyse yapıldıktan sonra davanın sonunda kamu vicdanının ya hakikaten bu davada çok kuvvetli bir haklılık damarı varmış diyebileceği bir sonuç çıkması lazım. Peki bu tepkiler mesela sizin daha da hani devlet baskısı denir, sansür denir, işte yönetimin baskısı denir. Bir de okuyucu baskısı var herhalde değil mi? Yani bütün bunlar sizin daha kendinizi törpülemenize de sebebiyet veriyor mu? Yani kesinlikle, daha dikkatli olayım, daha suya sabuna şimdi dokunmadan yazayım gibi. Bugün gazetelerin tırnak içinde diktatörü patronları değildir. Siyasi otoriteleri de değildir. Asker, MİT bilmem ne falan aklımıza ne geliyorsa derin devlet falan. Gazetelere esas yön veren amil onun okuyucusudur. Evet. Her genel yayın müdürü şu manşetimi bir, mevcut okuyucum nasıl karşılar? İki, beni izlemeyen okuyucu ilginç bulup da alır mı baskısıyla hareket ediyor. Evet. Bu da o genel yayın müdürünün, o yazı işlerinin kendi entelektüel, akademik, mesleki değerlendirmelerinin ötesinde pazara göre yani dellaliyeye göre fiyat yazmak yetmiyor bir de bağırmak gerekiyor. Bu şekilde okuyucuya değerlendirme size benzer baskıyı madem hissettiniz mi? Madem açık fikirli insanlarla beraberiz ben şeyi söylemek zorundayım. Hükümetin de baskısı var efendim. Var yani. Hı. Yoğun bir baskısı vardı. Ben onu öyle gördüm ve artık beni ilgilendirmiyor. Evet. Hükümetin baskısını gördüm diyorsunuz. Evet. Peki okuyucu baskısı, yönetim baskısıyla da kendi kafamızda yarattığımız bir şey. Mektuplar geliyor, telefonlar geliyor. Onlara genellikle genel yayın yönetmenleri çıkmaz. Çünkü uğraşamazsınız. Çünkü örgütlüdür bazı tepkiler. Anlamlı değildir. En kolay şey Türk insanının yarın çok okutmanın yapılacak iştir o. Mesela ben yarın karar alayım tıklıyorlar ya internette. Evet. Milliyetçi bir yazı yazayım. Hatta faşist eğilimli bir yazı yazayım. Yarın en çok okunan yazı olurum. Veya cinsellik üzerine yazayım yine olurum. Ama ortada aklı başında bir şey yazayım düşer tıklanma. Ben de onu risk edemem. Evet. O dengeleri de korumak zorundayım. Bir kere bizde maalesef belki eğitimin verdiği bir sonuç olarak bu aşırı ulusalcı bir zihniyetin çok geliştiğini görürüz. Yani mesela bir Kıbrıs davasında daha büyük çoğunluk yani Kıbrıs verilmez vesaire tarzında veya başka bir mesela PKK meselesine hani çözüm için acaba bir takım adımlar atılabilir mi veya bir Ermeni davasında bence adım atılsın daha uzlaşmacı zihni daha geri planda kalmış Türkiye'de. Türkiye'deki kamuoyu ve gençlik daha hoşgörüsüz yetiştirilmiş. Biz bunu nereden görüyoruz? Mesela televizyon programlarında dikkat ediniz tartışma programlarında gençlik ve üniversite gençliği katıldığında ben çok üzülüyorum. Bir takım sloganları ezberlemişler. Evet. Enteresan bazı köşe yazarlarının sloganları üstelik bu. Ve o sloganlarla her şeye bakıyorlar. Mesela bir Atatürk meselesi değil mi? Yani mesela tabii ki hepimiz aslında Atatürkçüyüz ama öyle bir eğilim var ki yani en ufak bir şey mesela ben çok iyi hatırlıyorum böyle bir programda hani Atatürk'ü kalbimizde yaşatıyoruz falan gibi bir şey. Atatürk öldü kalbimizde yaşatıyoruz manasına gelen bir şey söyledim ama Atatürk ölmedi diye. İlkokul. Şimdi bana nasıl hücum ediyorlar Atatürk ölmedi sen nasıl öldü dersin gibi filan. Şimdi dolayısıyla ben hayret ettim. Devamlı bir şüphecilik. Yani şimdi mesela ben ne söylersem söyleyeyim benim üzerime yapıştırılmış şöyle bir yafta vardır bir kere. Öncelikle bir asker düşmanı. Bunu yapıştırmış artık. Yani buradan bir kurtuluş yok. Ve bunu anlatıyoruz. Askerin siyasete müdahalesine karşıyım. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük saygım var vesaire. Üstelik siz eski sağcı oldunuz. Evet. Üstelik yani memleketimizin bekası için Türk Silahlı Kuvvetleri. Ben bunu üzerimden hiçbir zaman silemiyorum. Evet. Ben ne desem mesela ben Ergenekon sonuna kadar araştırılsın istiyorum. Niçin? Türkiye'mizin demokrasi... Hayır. Çünkü sen asker düşmanısın. Mesela bu artık bundan benim için hiçbir zaman kurtuluş yok. Ama Taha Bey'in söylediği gibi bu süreçte Türkiye bir demokrasi sınavı veriyor derken sadece tabii askerin siyasete müdahalesi ya da müdahale etme teşebbüsünün sınavı değil. Bu aynı zamanda hukukun da Türkiye'de ne kadar sağlıklı bir şekilde işlediğinin de göstergesi. Yani farklı açılardan da yorumlar yapılabiliyor mu? Yani böyle bir soruşturma çerçevesinde hukuk adına bir şeyler yapılırken hukuksuzluk örnekleri verildiğinde medya mensupları bunları da rahatlıkla yazabiliyor mu? Dile getirebiliyor mu? Yani hukuksuzluk da yazabiliyor. Yani şimdi dese ki şeyin kafasına bastılar, yapmaması lazımdı. Yok işte Yargıtay Başsavcısının bu çok çıkıyor Nazlı medyada. Hanım, kafaya basma dünyada olan bir uygulama değil mi? O sanırım var ama hızlı bastı diyorlar. Ama yani o, belki de adamın bir kastı yoktur. Yok, dışarıdan öyle algılanmıştır. Yani o şekilde her bir türlü saygısızlık emaresi olarak çıkıyor. Yani ben şunu demek istiyorum. Aslında kamuoyunun da şuna dikkat etmesi lazım. Şimdi mesela diyelim ki hükümetin baskısı dedi değil mi? Böyle bir şey ben doğal karşı mutlaka yapmıştır hükümet. Şimdi ben diyelim ki hükümeti ufak tenkit eden bir şey yazsam bu sefer şöyle bir şey görüyor karşıdaki. Nasıl algılıyor? Ha sen hükümet yalakasıydın. Mutlaka bir işini halledemedin. Ha, şimdi bizim maalesef okumamış yani çok iyi yetişmemiş daha doğrusu bir de o gazete okurumuz var. Onlar da bir kamplaşmış vaziyette. Şunu düşünemiyor yani. Pazar müşterisi. Nazlı Ilıcak objektif bir insandır. Kendi inançları doğrultusunda diyelim ki aşırı senin gördüğün bir fikri savunuyor. Sonra bu fikirde yanılmış olabilir. Görebilir bir farklı yok ya dönek olabiliyorsun. Ha, değil mi? Tırnak içinde yani, hemen tabii, o kişiler tabii, dönek oluyorsun, hükümet yalakası oluyorsun, başka bir amacın oluyor, bir işini halletmemiş oluyorsun veya bir işini halletmek için böyle bir yana sapmış enteresan bir şey. Yani hepimiz bir şekilde yaftalanmış oluyoruz ve en ufak bir cümlemiz veya şu da olabiliyor. Şimdi kimileri sana dönek derken bu sefer öbürleri seni bir kahraman gibi karşılıyor. Sanki sen bir kahramanlık yapmışsın gibi o kampa kucaklayıp almaya çalışıyorlar. Bu da çok tuhaf. Yani toplumumuz bunu söyleyeyim ki çok bölünmüştür. Hiçbirimiz buradaki bulunan meslektaşlarımız hepimiz yıllarımızı verdik mesleğimize. Hiçbirimiz ne satılmışız ne böyle kendi mesleğimiz haricinde bir takım hevesleri ve emelleri olan insanlarız. Ve birazcık bence kamuoyu da bu şekilde kendisini bir düzeltip bakmalı. Peki bu çok mu nedensiz? Yani bu kadar tecrübeye sahip insanlar olarak birçok aslında medya mensubunu yakından tanıyorsunuz. Yönetim kadrolarını yakından tanıyorsunuz. Hakikaten söylenildiği gibi tırnak içinde satılmış ve haberleri, gerçekleri manipüle etmek adına kalem oynatan, köşe yazan, manşet atan, program yapan medya mensupları yok mu? Vardır ve çok sınırlı. Şimdi hiç mi yok mu dediğinizde şimdi burada temiz bir hava içerisindeyiz. Air condition çalışıyor. Hiç mi toz yok? Değil mi? Yani bu sorunun cevabı yok. Ya o olabilir, kadar zerre olabilir. Kadar mı yani Türk yalnız medyasında medyayı, bu problem? Medyayı yönlendiren esas amil bir okuyucunun biraz önce fotoğrafını vermeye çalıştığımız talepleri. İkincisi de yazanların ve çizenlerin ya ideolojik politik kanaatleri ya da reyting duyguları, okunma duygularıdır. Bu noktada bizim problemi aramamız lazım ve yine arkadaşlar kendilerine de örnek verdiler, ben de bir örnek vereceğim. Ki zaman zaman ben işte MHP kökenli, ülkücü kökenli, CKMP'nin, Türkeş'in ilk İstanbul Gençlik Kolları Başkanı birisiyim. Siyaset bilimci Martin Lipset'in aşağı sınıfların faşizmi diye bir kavramı vardır. Zaman zaman o korkuya kapılıyorum. Ben bir yazı yazdım. Atatürk'e izafe edilen meşhur söz, mevzu bahs olan vatansa gerisi teferruattır. Ben şunu hiçbir tevazu duygusuna kapılmadan söylüyorum. Medyada Atatürk konusunda en çok incelemeyi yapan kişi ben. Evet, son kitabınız da zaten hangi onlar Atatürk? Bir şey diyemem ama medyada adı gazeteci olan arkadaşlar arasında Atatürk konusunda çok inceleme yaptım ve bir yazı yazdım. Dedim ki Atatürk'ün böyle bir sözü yok. Evet, ben görmemiş olabilirim. Kim nerede gördüyse bunu çıkarsın söylesin. Hangi belgede, nerede, hangi gazetede yayınlanmış o zaman da. Atatürk'ün böyle bir sözü yok. Kaldı ki mevzu bahs olan vatan ise hukuk daha çok gereklidir. Teferruat değildir. Evet. Bilim daha çok gereklidir. Sağduyu daha çok gereklidir. Vay işte dönek satılmış, sen zaten bilmem döndün, artık Türkçü değilsin, ülkücü değilsin, işte milliyetçi değilsin falan. Atatürk böyle bir şey demediyse bile ne güzel söz. Halbuki benim anlatmak istediğim şu: mevzu bahs olan vatansa hukuk daha gereklidir diye düşünebilmeliyiz. Bir herhangi bir değerin yüceliği, bu demokrasi olabilir, vatan olabilir, özgürlük olabilir, şeref, namus, haysiyet olabilir. Herhangi bir değerin yüceliği başka değerleri katletmemeli. Evet, yani faşizan ve ahlaksız bir toplumda vatanın olsa ne işe yarayacak anlamı? Totaliter demek de daha iyi. Yani faşizm illa milliyetçilik biçiminde ortaya çıkmıyor. Yani aynen. İran'da da başka türlü ortaya çıktı. Ne bileyim ben, Afganistan'da başka türlü ortaya çıktı. O yüzden buradaki bizim temel problemimiz aşırı heyecanlı, fazla kutuplaşmış, çok ak kara diye düşünen totaliter bloklardan oluşan bir toplum. Totaliter blokların birbirleriyle itiştiği, ama işte tam da böyle bir okuyucu kitlesi sağduyulu olabilmek çok zor. Sağduyu anlamında zayıf ve olmak zorundayız, sağduyulu ve bağıran, çağıran gazeteciliği bir anlamda beslemiyor mu? Yani tabii, böyle bir okuyucu kitlesi görünce böyle bir bazı kalemler de bundan istifade ederek meselesi, konum böyle sahibi olmuyor. Bakın, mu? Gazetelerimizin, elde etmiyor mu? Bugünkü bütün gazetelerimizin 20 yıl önceki nüshalarına bakın. Bugün teknoloji olarak daha ileri. İçerik daha zenginleşmiş. Ne bileyim ben, işte yazarların sayısı daha fazla artmış. Dış haberleri daha iyi olmuş. Ekonomi haberleri, çünkü uzmanlık gelişiyor, daha iyi olmuş. Fakat bir şey daha var. Sansasyon duygusu daha fazla artmış. Bu toplumdan geldiği için öyle oluyor talep. İşte o demin dediğim aşağı sınıfların faşizmi denildi. Bu illa faşizm ideolojik anlamda totaliterlik diyelim, katılık diyelim. Yani serin kanlı gazetecilik kaybediyor. Dolayı ben Türkiye'ye bir kayıp olduğunu düşünmüyorum şimdi diyeceğim, ama siyasi yazıdan tamamen çıktım. Öyle mi? Evet, sadece kültürel yazılar, pop kültür yazısı veya mizah yazısı yazacağım. Kararım bu. Çünkü siyasi yazı yazmaktan zaten sıkılıyorum, siyasetten sıkılıyorum. Ama benzer şeyleri çok duyuyoruz Serdar Bey. Eğer sizin gibi kalemler de bunu yapmadıkça, o zaman herkes yaşam yazmaya başlıyor. Herkes gezdiği, gördüğü yerleri yazmaya başlıyor. Yok, öyle yazma değil, gezdiğim, gördüğüm yerleri değil. Kültür teorisi. Yeni trendler nedir? Bunlar üzerine bir katkım olsun. Daha keyifli şeyler yazacağım. Daha keyifli kişi, kendi dünyamı, küçültüyorum dünyamı. Peki o zaman siyaseti daha dediğimiz türdeki gazetecilere bırakıyor olmuyor musun? Çok iyi yazanlar bırakıyor. Yani bu konuda hiçbir şeyim yok benim. Yani kendime şimdi karşı. Bakın, bizim bir de şu da var. Okurun bir kere normal uzun okumaya hiç tahammülü yok. Bu da çok önemli. Mesela Avrupa'da dikkat ediyorsunuz, uzun uzun makaleler, teferruatlı. Bizde mutlaka kısa olması lazım. Ama orada da uzun olmasına rağmen yazan kalem az. Yani o kadar köşe yazarı yok. Op-ed pages dediğimiz editör sayfaları var. Belirli günde yazıyorlar. Belirli günlerde yazan kalemler var. Uzmanlar onlar o konuda. Uzmanlar. Başka konuya girmezler. Kişi sayısı daha az ama yazdıkları yazılar dediğiniz gibi daha derinlikli. Daha derin. Bu kadar köşe yazarı yok. Olmasın, ama bizde bakın bence daha az ve daha teferruatlı yazılıp okunması çok daha iyi. Ne oluyor? O zaman sati öğreniyor insanlar hadiseleri. Bir şekilde bir kanaat sahibi oluyor, ama esas derinlemesine bilgi sahibi değil ve onun için sansasyon. Şimdi bakın, bu son İbrahim Şahin meselesinde. Susurluk'ta aynı şey oldu. İbrahim Şahin müthiş sansasyonel bir figür. Evet. Ve orada onu düğümlemek istediler. Susurluk meselesi İbrahim Şahin'le bitirilmek istendi ve onunla bitirildi. Ve İbrahim Şahin kazası bir tesadüf değildi. Aslında kurgulanmış bir kazaydı başkaları tarafından. Ve ölseydi de onunla birlikte sırları geçip gidecekti. Hiçbir tarafa şey yapılamayacaktı. Gitmedi. Susurluk orada bitti. Şimdi bakın, dikkat edin. Şimdi ben enteresan buldum. Yani yine İbrahim Şahin. Ya İbrahim Şahin neticede bir polis memuru. Ben hep bunu yazdım, söyledim. Beni susurlukçu yaptılar neredeyse. Ya bunun vurucu gücü olabilir. Bunun alt kademesi ancak. Yani bir İbrahim Şahin bir darbe yapamaz, bilmem ne yapamaz. Böyle bir şey değil. Zaten o Susurluk, bakın bu çok önemli bir şey. Susurluk, Ergenekon'un mutlaka bir parçası ve aynı tipler var. Fakat Ergenekon'un amaçlarıyla Susurluk bambaşka bir şey. Susurluk dediğimiz o figürler önce Kürtçülüğe karşı, yani daha ziyade onlarla çatışmak üzere örgütlenmiş insanların kendi özel menfaatlerine dönmesi ve bu Kürtçülük listeleri, öldürürüm öldürmem cinayet listeleri üzerinden kendi şahıslarına iddiaya göre paralar toplaması, yani vatanseverlikle menfaatçilik arasında bir noktada oturuyor. Ergenekon zaten 1999'dan sonra yeniden yapılandı denildiğine göre, bakın o silahlar da düşünün, 2004 Temmuz zaten şey çıktı. Gazete çıktı. Dolayısıyla Susurluk silahları olamaz ki, o, yani Susurluk zamanında gömülemez ki o gazetelerle. Ben bu tarihlere de pek inanamıyorum. Hayır, inanmıyorum ama daha sonra ama. Hayır, ben şunu tabii bir dakika bitireyim. Yani demek istiyorum ki şu anda da görüyorum bu sansasyon merakı yüzünden hani o noktada kilitlemeye çalışıyorum. Benim dileğim, hani itirafçı olayım falan diye bu gazetelerde okudum İbrahim Şahin'in, dinliyorsa inşallah kulağına. Mutlaka itirafçı olması lazım. Yani bildikleri şeyler varsa bunlar ne yapıyorlar? Evet. Bildiklerini saklıyorlar kendilerini. Burada esas olan, yani esas olan medya açısından meseleye bakmak. Yani bu program medya açısından bakıyorum yani zaten. Medya açısından sansasyon. Baktığımız zaman bu sansasyon arayışı var ama öte yandan işte bir Susurluk konusunda da yani medya ne kadar doğru sınav verdi? Olay kendisi sansasyona yani, dolu. Yani zaten kendisi de çok sansasyon dediği olamayacak şeyler. Yani düşünün. Kroki çıkıyor. Silah çıkıyor. Evinde bir insanın olabilecek bir şey. İnsan aklıyorlar ki medyada. Niye arıyorsun? Kaç sene sonra çıkar mı? Çıktı. Bir şey diyor. Bir bakıyorsun kroki çıkıyor. Yani burası İnsan Türkiye. Silah niye gömer? Yiyecek değil onu. Değil mi? Evet. Demek kullanacak bir şey. Gelecek sene daha iyi ürün versin değil mi? Sonra mesela şey... Ya bu konuda da TRT biliyorsunuz ilk bunu buldu, yayınladı. Evet. Aslında büyük bir gazetecilik başarısında bulundu. Ama orada vallahi da... Ben şunu söyleyeyim, TRT giderek haberleriyle, programlarıyla daha kaliteli, sanki özel sektörün yaratıcılığına sahip gibi... bir seyir izliyor. Senin programla konuk olduğum için söylemiyorum. Yani köşemde de bunu bir defasında ifade etmiştim. İyi gidiyorum belirteyim. Sağ olun. Evet, yani orada da TRT'nin bir başarısı var ama TRT o başarının keyfini çıkartamadı. Çünkü hemen TRT'ye yönelik de ithamlar oldu. Yok, teşekkür edenler de oldu. Evet, yani aslında o ekibe, o araştıran ekibe ve bunu takip eden, özveriyle çalışan ekibe de teşekkür etmek lazım. Uğur Dündar kendi haber haberde çıktı, açıkça söyledi. Tebrik etti. Bir anımı anlatabilir miyim? Lütfen. Tabii, rica, buyurun. Üniversitede asistanken ben ta 40 sene önce mi, yani o kadar da değil, 30 küsur sene. bir gün Hakan'dı galiba adı çocuğun, bir öğrencim geldi. Konuşuyor, solcuydu. O dönemde de bir çatışmalar var deniyor. Ben hukuk fakültesinde hocaydım. Siyasal bilgiler yanda. Hocam senle pazartesi günü daha uzunca konuşmaya geleceğim dedi. Ve çıktı gitti odamdan. Biraz sonra bir tak sesi oldum. Eyvah dedim yani. İçime de doğmuş. Koştum hemen. Öldürülmüş. Şimdi çok da o zaman o dönem. Bir başka öğrenci bunu vursa polisin bunu bulmaması mümkün değil. Benim hayatımda ben yüzlerce olay biliyorum. Faili meçhul. Ben buna inanıyorum. Bunu yüzden yazdım. Böyle Ergenekon tipi şeylerden tiksiniyorum diye. Arkadaşlarım şey oldu, işkence yapıldı, başkalarını suçladık. Arkadaşımız öldü, savcıları suçladık, kavga büyüdü, iç savaş yaratmaya çalışan bir mekanizma var ülkede. Niye varsa bilmiyorum. Şimdi de silahlar buluyoruz, buna da inanıyorum. Şeyden de şüpheleniyorum, Kürtlerle Türkler arasında bir şey yapmaya düşündüler galiba bir ara diye şüpheleniyorum. Bir de Alevilerle. Aleviler, evet. Diğer şey. Yani bu nedir, ne istiyorlar memleketten? Gerçekten de bıktım. Ben küçük çocuğumu güzel yetiştireceğim. Makul bir ülke istiyorum. Ben sakin, aklı başında, yazan bir yazar olmak istiyorum. O kadar. Ama gazetecilik alanı buna pek müsaade edecek gibi değil. Ben Türkiye gibi ülkelerde. Ki artık. Ben gazeteci değilim. Hakikaten. Ben bir yazı yazar. Bakın ne istiyorum, ne istiyorlar deyince esas işte Türkiye'nin sorunu bu. Bu vesayet denilen sistemin sürebilmesi için bütün bu kargaşalar yaratılıyor. O zamanlar Amerika'nın istediği istikamette hükümetler değişti filan. Ama şimdi dikkat ederseniz bu grup anti-Amerikancı, anti-AB vesaire, bu yüzden bir kargaşa yaratacak. Bu kargaşa zemini Türk-Kürt zemini olabilir. Niçin hep patlıyordu Hakkari'de o bombalar, sonradan Şemdinli olayı meydana çıktıktan sonra birdenbire kesildi. Bu bir Alevi, işte bu son olarak Sivas'ta meydana çıkan Alevi-Sünni çatışmasının hani bir bomba atacaksın ve ondan sonra da bu birilerinin üstüne kalacak vesaire, o ona bu buna. İlk müthiş ateşi vermek önemli, ilk ateşi öyle yaptılar. Ama peki burada işte medya mensuplarının biraz daha serin kanlı davranıp biraz daha uyanırız ama şimdi önlemesi gerekmiyor mu? Yabancı gazetecilerle yaptığım bir medya programında benzer bir sürecin Belçika'da, ki Belçika'da hani bu tür şeyler çok olmaz ama son dönemde ciddi bir kutuplaşmanın olduğu ve bu dönemde iki farklı ideolojiye sahip taraf gazetelerin genel iki genel yayın yönetmenin kararı sonrasında yazarlarının değiş tokuş edilmesi suretiyle bu kutuplaşmanın yavaş yavaş toplum üzerinde giderildiği. Yani düşünebiliyor musunuz bugün Zaman Gazetesi'nin bir yazarının Cumhuriyet'te, Cumhuriyet yazarının Zaman'da yazması gibi. Vallahi bir süre bu, bakın çok güzel bir fikir. Evet. Ben bunu bayağı hani üniversitelerde de böyle değiş tokuş. Bunu mesela siz Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyorsunuz. Evet, yok, ben Hürriyet'le sabah değiş tokuş yapabilir birazcık yani. Çünkü evet, orada da belirli böyle bir kitle gazetelerinin kutuplaşması var bir süre için. Valla bu son derece iyi yani fikir. Burada medyanın bir adım öne çıkarak, inisiyatif kullanarak biraz toplumdaki o işte bağırdanlığın, çırtkanlığın dindirilmesi adına bir teşebbüs oldu. Siz Yeni Şafak'ta tabii de Cumhuriyet Gazetesi'ne yollayalım. Şimdi bütün bu eleştirilerimize rağmen ben Türkiye'de hiç olmasa belli başlı gazeteler, yani çok aşırı ideolojik rengi olan birkaç gazeteyi bir kenara bırakırsak genel kitle gazetelerinin hiç olmazsa bir noktadan itibaren daha makul olmaya, daha serinkanlı olmaya çalıştıklarını söylüyoruz. Mesela liderlerin ilişkileri iyi olduğu zaman bütün gazeteler ah ne iyi oldu ilişkileri diye söyler. Politikadaki tartışmalarda birbirlerine karşı tahrik edici, kendi tabanlarını öbür tabana karşı teşvik edici sözler olduğu zaman bütün gazeteler bunları kınıyorlar. Bütün bunların hepsi aslında bir olgunlaşma süreci. Medya olarak da biz bu olgunlaşma sürecinden geçiyoruz. Ama temeldeki problem ideolojik önyargıların, siyasi tarafkirlik ve karşıtlıkların o kadar kitleyle bütünleşmesi durumunda adeta karesinin ortaya çıkmasıdır. Bu kadar politize olmuş bir kitleyle olduğunda. Bütün bunlara rağmen herkeste bir mesela hukuk vurgusu, hukuka saygı vurgusu oluyor. Türkiye'de hakimler cübbeleriyle bir zamanlar yürüyüş yapmıştır. Evet. Türkiye'de büyük bir siyasi partinin lideri yargı devrimcilerin elindedir demiştir. Ben Ülke Ocakları'nın avukatlığını yaptım. Hatta şunu söyleyeyim, ben rahmetli Türkeş'in avukatıydım. Yekta Güngörüz'den, Sayın Yekta Güngörüz'den de rahmetli Bülent Ecevit'in avukatıydı. Birbirimize karşı davalara girdik. Türkeş'in ona karşı, onun Türkeş'e karşı açtığı hakaret davalarında. O aşırı kutuplaşma ortamında ben Yekta Bey'e karşı, Yekta Bey bana karşı son derece mesleki bir saygı içerisinde olduk. Hiçbir şey yapmadık. Ama tabanda kan gövdeyi götürüyordu. Yani o seviyeyi korumak çok önemli. O seviyenin yaygınlaşması önemli. Ben buradan şuraya geleceğim. O günkü gazetelere baktığınızda bugünkü gazeteler bana göre yetersiz olmakla beraber o günkü gazetelere göre yine de bir itidal payı noktasında, yine de artık bu kadarı fazla, biraz durup dinlenelim, biraz kendimizi gözden geçirelim noktasında daha iyi bir yere geldikleri kanaatindeyim. Şu anda. Evet. Böyle olaylar daha önce olsaydı medya çok daha negatif, çok daha çatışmacı tavır alabilirdi. Ama yine de çok tabii hakaretler görüyoruz yani. Maalesef. Köşe yazarları birbirini değil mi? Olmadık şeyler söylüyor. Oyun bir şey değil ki. Türkiye'de iki tür köşe yazarı var. Birisi ideolojisi, fikri, rengi ne olursa olsun teoriye önem veren, gerçeklik, maddi gerçeklik duygusuna önem veren, kendi fikrini olabildiğince makul kanıtlarla savunan veya karşı tarafı eleştiren, tabanına da olabildiğince dengeli, sağduyulu olmaya telkin eden köşe yazarlar. Hangi fikirden olursa olsun hepsine saygı duyuyor. Yani şimdi Serdar Turgut dahildir. Estağfurullah. Benim nazarımda söyleyeyim. Serdar Bey de dahil. Yani yolda belde kaldığım zaman okuyamadığım yazılar olmuştur ama gazete okuyabilecek durumdayken mutlaka yazılarını okurum. Bir de şu tür gazete yazıları var. Bile bile yalan yazan, dedikodu yazan, tahrik eden, hakaret eden, kendisi gibi olmayan kitlelere, kendisi gibi düşünmeyen aydınlara, kendisi gibi düşünmeyen akademisyenlere, araştırmacılara, politikacılara hakaret etmeyi marifet sayan, yüzlerini dahi görmek istemediğim, çok şükür bunların sayısı çok fazla değil, bir grup var. Onların yazıları daha çok okunuyor. O da doğru çünkü şimdi, biraz önce söyledim o Martin Lipset'in aşağısınıfların faşizmiyle örtüşüyorlar onlar. Tabii. Türk insanlara gelen her fikir otoriter bir tavır alıyor. Şimdi, milliyetçilik geliyor, faşist oluyor. Medyada komünizm benim geliyor, fikren anlaşamayacağım yazarlar var. Kamarruj oluyor. Evet. Öyle. Medyada benim fikren anlaşamayacağım yazarlar var. Bunların ismini zikretmeye lüzum yok. Ben onların aile hayatları hakkında, özel hayatları hakkında, kişilikleri hakkında ağır hakaretler, iftiralar içeren bir yazı yazsam o gün mutlaka izleyici rekoru kırar. Bütün internet siteleri Taha Akyol'da işte falanca yazarın eşi, kızı, çocuğu hakkında şunları söyledi bilmem ne falan diye. Ama çok çirkin şeyler bunlar. Ve bunların mağdurlarından birisi de benim. Yani zaman zaman böyle şeyler benim hakkımda da yazılıyor. Çok şükür ki şöyle bir sağduyu henüz kabul etmedim. Bunlar benim muhatap alacağım seviyedeki insanlar değil. Onlar benimle tartışmaya girerek seviyelerini benim duruma getirmek istiyorlar. Bu seviyesizliğe o müsaadeyi vermeyeceğim diye muhatap almıyorum. Peki son olarak zamanımız daraldığı için geleceğe yönelik bir projeksiyon üzerine kısaca yorumlarınızı alarak tamamlamak istiyorum. Özellikle Ergenekon gibi kritik süreçlerde sizin düzeyinizde ve kalem anlamında kıdemli isimlerin de yaptıklarının örnek olabileceğine inanıyorum ben, ışık tutabileceğine. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Yani en azından bugüne kadar bir şeyler yaşandı. Bundan sonrası için en azından birkaç şey paylaşmak isteseniz neler söylersiniz? Ben kendime yapmaya çalıştım şeyi. Bu siyasi süreçlerden kendimi inzivaya çekmeye çalıştım. Yani duymak da istemiyorum, katılmıyorum da. Tabii bu imkansız. Evet. Çünkü pislik içinde bir şey olduğunu farkındayım. Toplumun buna tepkisinin de hoş olmadığını demin konuştuğumuz gibi. Ve sıkıldım çok fazla. Yani bir nihilist bir tavır bu benimki ama ben kendi küçük aile çevremi korumak için üzerine kuracağım artık yaşamımı. Ve İnşallah Türkiye'yi daha iyi yere çekebilecek düzeydeki insanlar getirir bizi diye. Ben topu attım üzerinden. Evet. Ya siyasi zaten değil ama en azından kültürel boyutta yine derinlik yaratacak. Tabii yazılar olacaktır diye düşünüyorum. Kendi kendime hayatın detaylarıyla ilgili şeyler yapacağım. Öyle şeyler yazacağım. O kuzusta var onun. Ben mesela şahsen empati yapmak gerektiğine inanıyorum. Hani diğer gamlık deniliyor değil mi? Şimdi mesela başka farklı düşünen insanların mutlaka yazarları, tabii ben mesleğim icabı okuyorum ama okurlara da halka da bunu tavsiye ediyorum. Sadece kendi düşüncende olanları kendi düşünceni teyit etmek için değil. Diğerleri de acaba ne demiş gibi bir hoşgörü içinde, yani bu mutlaka kasıtlı bunu söylemiştir, oradan şöyle bir menfaati varmış gibi kendisini kapatarak değil, neden bunu söylemiş, acaba bu doğru olabilir mi? Yani ben şahsen yapıyorum, okuyorum, neden bunu söylemiş, ne düşünce, bak olmaz mı? Şimdi ben mesela başka bir tarafa, ben şimdi Ergenekon sonuna kadar gidilsin istediğim için ben belki kendim istemeyesem bile her tutuklama doğru ve haklı gibi görebilirim ama bakıyorum mesela karşı taraf ya bu haksız olabilir, bak bu bunu demiş, şu şunu demiş, işte bir zamanlar Yargıtay Başsavcısı İbrahim Şahin için bilmem ne tutukluluk kararının artmasını istemiş ama buna mukabil şu değil mi diye tartışmak, zihinlerin açık olması, kalplerinde mühürlü olmaması gerektiğine inanıyorum. Evet. Taha Bey? Ben renklerin en güzeli gridir diyorum. Ak ve kara saplantısı bizi bilimden uzaklaştırıyor, insaftan uzaklaştırıyor, sağduyudan uzaklaştırıyor. Ama uzun vadeli olarak baktığımızda ben işin iyiye gittiği kanaatindeyim. Türkiye'de eğitim düzeyi yükseliyor, orta sınıflaşma gelişiyor. Her ne kadar Türkiye'de bu kutuplaşma, aşırı ideolojik tavır, bir tür kabileleşme, etnik, dini, kültürel, siyasi bu tür marazlar çok bağırdıkları için seslerini çok duyurmakla beraber Türkiye'de sağduyulu, daha objektif, daha mesafeli bakan kitlelerin de giderek daha fazla geliştiği, genişlediği demokratik bir olgunluk sürecinden geçtiğimiz kanaatindeyim. Bugün Türkiye'de yaşananları biliyoruz. Hiçbir üniversite çok şükür Cumhuriyet Senatosu, Üniversite Senatosunu toplayarak orduyu koruma, kollama görevine davet etmedi. 6 yıl önce, 4 yıl önce 2 üniversite kendi senatosunu toplayarak orduyu koruma... Yaparlar yani. Evet. Neyse. Peki. Yani en azından yani daha fazla kınanacaklardır dün yaptıklarından. Bakacak olursak hani en güzel renk gri diyorsunuz. Hani medya mensuplarının da belki bu pusulaya bakarak hareket etmesi gerektiği yönünde bir tavsiyeniz var. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kritik bir süreçle ilgili çok değerli görüşlerde bulundunuz. Umuyorum ki ışık açıcı olacaktır, zihin açıcı olacaktır. Ama tabii Serdar Turgut'u kaybetmiyoruz diye düşünüyorum değil mi? Yani kültür yazısı inşallah da bir aslında siyaset, yaşamı da yorumlamak bir siyaset diye düşünüyorum. Tabii o kadar çıkamam dediğim bir tavrı abartarak söylenmez. Çıkamam. Ben hayatım boyunca siyasi olmuş insanım yani. Yani nihilist olmuyoruz dolayısıyla. Nihilizm de hoşuma gidiyor. O yüzden Yalçın Küçük'ün gözaltına alınmasına üzüldüm. Açıkça yazdım bunu. Çünkü onun örgütçü bir insan olmadığını düşünüyorum. Nihilist olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve toplumuna da çok renk attığını düşünüyorum. Evet. Neyle suçlanıyor, ne yapıyor anlamadım. İnşallah çıkar ortaya da. Evet. Çok çarpıcı, çok güzel yorumlarda bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de bir fırsattı. Sizin gibi değerli kalemleri bir araya getirerek konuk etmek. Teşekkür ediyorum. Ve burada da noktalıyoruz bu hafta için medyayı. Yine haftaya aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Pazar sabahı saat 11.10'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.